Selamünaleyküm çocuklar. Sizlerle bir etkinliğimiz var. Bir adet mandalinamız ve kuru boyalarımız var. Şimdi mandalinamızı soyalım. İçini de lezzetli bir şekilde yiyeceğiz. Evet, mandalinamızı soyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Soyduk mandalinamızı. Mandalinamız burada dursun. Sonra onu yiyeceğiz. Evet, şimdi çocuklar, kabuklarımızı kullanacağız. Ama öncesinde bir tane ağaç çizelim. Şöyle bir tane boş kağıdımız var. Şu tarafı kullanalım. Boş kağıdımıza bir tane ağaç çizelim. Hop. Bir. İki. Normalde dallı bir ağaç da yapabilirsiniz. Biz bu akşam yuvarlak bir ağaç yapalım. Ağacımızı yaptık. Şimdi ağacımızın gövdesini boyayalım. Evet. Ağacımızın gövdesini. Ben kahverengi kullandım. Sizler siyah kullanabilirsiniz. Full kahverengi, açık kahverengi fark etmez. Evet, ağacımın gövdesini kahverengi yaptım. Yaptıktan sonra ağacımın içinde de yeşil kullanıyorum. Çocuklar, boş olan alanda kalemimi hızlıca hareket ettirebilirim. Hep aynı yöne boyuyorum. Fakat kenarlardan taşmamak için kenarları daha yavaş boyuyorum. Kenarlar yavaş, ortalar hızlı. Böyle alalım. Etkinliği sizler de yapıp benimle paylaşabilirsiniz. Malzemelerimiz kuru boya, boş bir kağıt, bir adet mandalinanın kabuğu. Şimdi birazcık daha ben içinin koyu olmasını istiyorum. Birazcık daha boyamın üzerinden geçeceğim. Evet, kış geldi. Kış meyveleri de etkinliklerimiz olacak. Şimdi belki bir tane de pilidim var çocuklar. Evet, pilit söylemeyi unutmuşum. Yani yapıştırıcımız var. Sıvı veya pilit şeklinde hiç fark etmez. Evet çocuklar, mandalina kabuklarım vardı. Şimdi mandalina kabuklarımı elimle herhangi bir şey kullanmadan küçücük bir şekilde bölüyorum. Evet. Böldüm mandalina kabuklarımı. Güzelce bölüyorum. Bir sürü mandalina kabuğum oldu. Şimdi mandalina ağacı yapacağız çocuklar. Pilidimden biraz sürüyorum. Mandalina ağacımı yapıştırıyorum. Pilidimden biraz sürüyorum. Mandalina ağacımı yapıştırıyorum. Evet, güzel bir ağaç ortaya çıkacak. Renkli renkli, kışa uyku, zevkli ve kolay bir etkinlik çocuklar. Ağacı dediğim gibi farklı şekillerde yapabilirsiniz. Yani siz dalları olan bir ağaç da yapabilirsiniz. Ben yuvarlak bir ağaç yapmayı tercih ettim. İçini açık yeşil, koyu yeşil, farklı renkte de boyayabilirsiniz. Turuncuyla yeşil güzel olduğu için ben yeşili tercih ettim. Siz de farklı renklerde kullanabilirsiniz. Evet, bir sürü mandalinam oldu. Mandalina ağacım oldu. Evet çocuklar. Evet. Güzel bir mandalinam oldu. Mandalina ağacım oldu. Şimdi buna bir tane de şey yapabilirim. Kalan kabuklarımdan bir tane de güneş yapabilirim. Çok yuvarlak olmasa da olur. Buraya da bir tane mandalinadan güneş yapmak istiyorum. Evet. Buraya da bir tane mandalina ağacından güneş yaptım. Ama hala biraz mandalina kabuğum var. Biraz da yere dökülmüş mandalina yapalım. Bu mandalinalar da yere dökülmüş. Evet. Bunlar da yere dökülen mandalinalarım. Evet. Bazı mandalinalarım yere dökülmüş durumda. Çünkü bu bir mandalina ağacı. Evet, etkinliği böyle tam çekelim. Bitti. Güneşi de görecek şekilde net olsun. Geri gel birazcık daha. Gel geri. Evet çocuklar, etkinliği bekliyorum sizlerden de. Hoşça kalın.